Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra video çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Semantic Manager'da SCD-SCL ile Function Block oluşturmak. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Sıfırdan başlayarak bir proje oluşturalım. Evet arkadaşlar, sadece AS oluşturacağım ve single oluşturacağız. Herhangi bir CP kartına ihtiyacımız yok. Next deyip CFC oluştursun. Önemli değil buralar bizim için. OS kısmını oluşturmayacağız arkadaşlar. Sadece AS kısmında tek CPU ile oluşturacağız. Proje adımızı deneme ya da SCD-SCL şeklinde bir oluşturalım. Klasörümüzü de masa üstünde ya da fark etmez. Projemize bir klasörün içerisine atalım masa üstünde ve tek AS ile projemizi oluşturalım. Projemizi oluşturduktan sonra arkadaşlar yapacağımız ilk iş gördüğünüz gibi hem component view hem de plant view açıldı. Bizim projemizi SCL oluşturacağımız yer tabii ki de Component View'de Source kısmında Insert New Object diyoruz ve SCL Source diyoruz. SCL Source'umuzun adını istediğimiz gibi bir FB ismi verebiliriz. Ben şimdilik deneme şeklinde bir FB ya da Structure FB ismi verdik. Şimdi Insert deyip ya da arkadaşlar şimdi Control Structure Block Template Block Call. Gördüğünüz gibi insert dediğim zaman 3 tane alt menü karşımıza çıkıyor. Kısaca bahsedecek olursak FB'mizin içerisinde FB ya da başka bir FC'yi çağırmak istiyorsak Block Call ile başka bir FB ya da FC'yi bizim yazacağımız bloğun içine entegre edebiliriz. Block Template ile bizim yazacağımız bloğun FB mi, FC mi yoksa başka bir şey mi olduğunu seçiyoruz. Mesela biz burada FB'yi seçeceğiz. Kısaca kontrol statüsünden de bahsedecek olursak kullanımını bilmiyorsak eğer if, case, for, while, repeat onların kısacası tıkladığınız zaman hemen bir template oluşturuyor size. Nasıl kullanacağını kısaca gösteriyor. Tabii biz şimdilik bunu kullanmıyoruz. Birazdan göstereceğiz. Insert deyip block template'ten FB'yi seçiyoruz arkadaşlar. Function block'ta FB100 adında bir FB oluşturabiliriz. Ya da FB100 şeklinde değil de FB'nin ismini yazabiliriz. Mesela deneme şeklinde bir FB yazarsak onun karşılığında sembol tablomuzda FB100 şeklinde bir açıklaması da deneme olan bir FB olması gerekiyor. Yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi compile edince sembolik block name deneme bulunamadı şeklinde uyarı veriyor. Ama eğer ki deneme değil de FB100 yazsaydık oluşturacaktı. Hatta hemen deniyoruz. Compile ettiğimiz zaman hemen compile etti ve o FB'yi de oluşturmuş olması gerekmektedir. Hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. FB100. Ama gördüğünüz gibi açıklaması yok. Object Properties'ten deneme şeklinde OK diyelim. Tekrar buraya geldiğimiz zaman
FB100 değil de bu sefer işte sembol tablosunda deneme şeklinde artık bir fonksiyon bloğumuz olduğu için o deneme bloğunu bulup tekrar compile ettiğimizde gördüğünüz gibi üzerine yazıyor arkadaşlar. Ben genelde açıklamayı yazıp tabii gördüğünüz gibi iki slash koyduğumuz zaman yeşil oluyor yazımız. Bu demek oluyor ki program döngüsünde geçerli değil, sadece açıklama yazdığımız zaman iki slash ve FB100 yazdığımız zaman o FB100 sadece açıklama oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi function block deneme kısmımızı yazdık. Var alt ile temp olan kısım arkadaşlar bildiğiniz gibi fonksiyon bloklarının sadece içerisinde kullanılan ayolarımız yani tanımlamalarımız. Biz var and var olanlar da yine kendi içerisinde kullanılan tanımlamalarımız. Input ve output tanımlamak istiyorsak arkadaşlar şöyle yapacağız. Var alt tire input and alt tire var. Gördüğünüz gibi artık bu iki satırın arasına yazdığımız bütün tanımlamalar bizim inputlarımız olacak. Bloğumuzun input olacak. Var alt tire output yazıp and var yazdığımız zaman da arkadaşlar bizim bu ikisinin arasında olan bütün tanımlamalarımız outputlarımız olacak. Input out, hem input hem output olanlar yani in out olanları da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu kullanmıyorum. Temp olanı da kullanmayacağım. Var olanı da kullanmayacağım. Şimdi sadece input ve output tanımlaması yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki input olarak start şeklinde bir inputumuz olsun. Veri tipimiz bu. Noktalı virgül arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer ilk başta bunun geçerli bir yani bir şekilde yaparsak ilk başta 0 olur arkadaşlar. Nokta üst üste eşittir yapıp 1 yaparsak bu verinin ilk başta 1 olması gerektiğini gösteriyor. Hemen kaydedip compile ettiğimizde hata vermedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Reset yazıp yine bu şeklinde bir data ekledik arkadaşlar. Buna herhangi bir şey yazmıyorum. Diyelim ki başka bir veri ekleyelim arkadaşlar. Çalışma saati şeklinde. Arada boşluk bırakmıyoruz. Çalışma saati 2 nokta üst üste real şeklinde bir data tipimiz olsun. Daha sonra başka ne olabilir? Arıza şeklinde olabilir. 2 nokta üst üste bu noktalı virgül. Başka neyimiz olabilir? Arkadaşlar motor durum şeklinde bir şey yapalım. Yani rastgele yazıyorum şu an. Sadece size bilgi amaçlı. Motor durum şeklinde bir integer şeklinde bir inputumuz olsun. Başka bir de deneme şeklinde bir double integer şeklinde bir veri tipimiz olsun arkadaşlar. Inputlarımız bu kadar. Yeterli. Output olarak da gördüğünüz gibi şimdi çalış şeklinde bir veri tipimiz olsun. Arkadaşlar başka neyimiz olabilir? İşte deneme 2 şeklinde bir integer'ımız olsun. Daha sonra deneme 3 şeklinde
şeklinde bir de real çıkışımız olsun arkadaşlar. Ya da setpoint de yazabiliriz buna. Sürücüler için düşünürsek mesela setpoint şeklinde bir belirtimiz olabilir. Evet arkadaşlar. Genelde iki nokta üstleri ben alt alta getirip simetriye uymaya çalışıyorum. Programın anlaşılırlığı kolay oluyor. Evet arkadaşlar, kısaca bir bilgi daha, pratik bir bilgi göstereyim. Parantez açıp yıldız koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bütün program açıklamaya dönüyor. Eğer sadece herhangi belli bir yere kadar açıklama olmasını istiyorsanız tekrar yıldız parantezi kapattığınız zaman bu iki parantez yıldız ve yıldız parantez arasında kalan bütün yazılan bütün veriler açıklamaya dönüyor yeşil olarak gördüğünüz gibi. Biz tabii ki şu an için öyle bir şey yapmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya begin yazdıktan sonra compile edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar input ve outputlarımızı tanımladık ve begin kısmından sonra bizim logic yazacaksak eğer ki mecburen yazacağız input outputlarımızı bir şekilde içeride değerlendirip bir program yazmamız gerekecek. Şimdilik gördüğünüz gibi arkadaşlar input ve outputlarımızı tanımladık. Bu bloğumuzu da compile edip derledik yani. Derledikten sonra hemen bir simülasyon açıyoruz. Inputları ve outputlarımızı gördüğünüze dair hemen chartımızın içinde çağıracağız. Herhangi bir program dönmeyecek içerisinde ama sadece bloğumuzu OB35'te ya da OB1'de çağırıp deneme amaçlı görmek istiyoruz. Hemen arkadaşlar hardware'i simülasyona yüklüyoruz. Hardware'imizi yüklememiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar chart'ımızın içine geliyoruz. Az önce oluşturduğumuz CFC'nin içerisinde bizim FB yüzümüzü aratabiliriz. Direkt gördüğünüz gibi çıkıyor. Deneme yazsak da çıkardı. Şimdi deneme olan FB'mizi hemen chart'ımızın içerisinde çağırıyoruz. Şu an OB35'te çağırdı. Gördüğünüz gibi bizim inputlarımız start, reset, çalışma, arıza, motor, durum, deneme, işte çalış, deneme ekibi ve set point'imiz. Gördüğünüz gibi FB'miz oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Herhangi bir şeyimiz yok. Sadece gördüğünüz gibi start'ın ilk tanımlamasını 1 yapmıştık. O yüzden bloğumuzu çağırdığımızda varsayılan değer 1 olarak geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi fonksiyon bloğumuzda şimdilik bu kadar. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, diyelim ki yine az önce göstermiş olduğumuz gibi control structure'da if'i nasıl tanımlandığını göstermiştik. Şimdi devam edelim. Şu açıklamaları silebiliriz. Şimdilik bir ihtiyacımız yok. If diyeceğiz arkadaşlar. Start varsa, start eşittir 1 ise, if start eşittir 1 ise, else if şu an için kullanmayacağız. Çalış eşittir 1 olsun. 2 nokta üst eşittir 1 olsun. Else, yani zaten bool olduğu için start 1'de ise, yani bunu yazmamıza da gerek yok. If start dersek start'ın 1 olduğu durumda çalışı 1 yapar. Else çalışı 0 yapalım. Çalış 2.3'de eşittir 0. Noktalı özürümüzü unutmuyoruz. Eşittir koymayı unuttuk. Zaten derlediğimiz zaman bunlar ortaya çıkacaktır. Bir kere noktalı özürümüzü de koymuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdilik hemen derliyoruz. Hatamız yok. Derledik zaten. Şimdi arkadaşlar
Hemen tekrar yapalım. Eğer ilk defa yükleyeceğimiz için entire compile ve entire download istemektedir. Hemen compile'ımız ve download'ımız bitti. Projemiz boş olduğu için çok hızlı bir şekilde. CPU'muzun da stopta olduğunu gördüğümüz için hemen run alıyoruz. CPU'muz run'a geçiyor. Hemen online olalım arkadaşlar. Startımız 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışımız da 1 oldu. Start'ı 0 yapıp çalışımızı 0 yapıyoruz. Start'ımız 1 olduğunda çalışımız 1 oluyor. Kısacası böyle oluyor. Arkadaşlar. Şimdi motor durumu için şöyle bir kısacası şöyle bir durum yapabiliriz. Case ile alakalı. Case value of şeklinde 0 ile 3 arasındaysa şunu yap, işte 8 iken bunu yap, else en son bunların da haricinde olan bir değer varsa bunu yap şeklinde bir kullanabileceğimiz bir özellik. Case'i şimdilik biz mesela motor durumunu kullanalım arkadaşlar. Motor alt durum. Diyelim ki motor durumumuz değiştikçe set pointimiz de değişsin arkadaşlar. 0 ile 3 arası değil de 0'da sadece 0 iken 0 ile 3 arasında gördüğünüz gibi nokta olunca 0 ile 3 arasında demek. 0 iken ne yapacaktık? Hemen bizim set pointimizi set point 2 nokta eşittir 60 olsun arkadaşlar. Hemen birken set pointimizi hemen kopyalayalım. Set pointimiz 70 olsun. Açıklamaları da silebiliriz. Şimdilik ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar. Bunu birkaç tane kopyalayalım. Sıfır bir iki olsun. Üç olsun. Dört olsun. Beş olsun. 6 ve 7 olduktan sonra else'ye bırakacağız. 7 else de arkadaşlar bizim zaten nokta virgülümüz var, bunu siliyorum. Else set pointimiz 0 olsun. 2 noktası üstte eşittir 0. Nokta virgülümüz de var. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 şeklinde olsun. Hemen compile ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hata yok. Evet. Tekrar şimdi bloğumuzun içini değiştirdiğimiz için yükleme yapmamız gerekecek. Eğer bunu nasıl alınır diyorsanız offline olup tekrar online olmaya çalıştığınızda programınızın değiştiğini gösteren bir uyarı geliyor. Hemen compile'ımızı change yapıyoruz artık. Download'ımızı da change yapıyoruz. Hemen yükledik programımızı. Zaten program boş. Hemen online oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an setlerimiz 60. Motor durumumuz 0 olmasına rağmen. Motor durumumuz 1 olduğunda 70. 0 olduğunda evet motor durumunda 0 olduğunda 60'tı değil mi bizim? Evet 0 olduğunda 60'tı arkadaşlar. 1 olduğunda 70. 2 olduğunda 80.
7 olduğunda 130. 8 olduğunda ne yapıyor bakalım? 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, programımız şu an gayet güzel çalışmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi bir de bloğumuzun içerisinde başka bir blok çağıralım. Mesela ne çağırabiliriz? Timer çağırabiliriz arkadaşlar. Eğer timer çağırırsak, çağırdığımız timer'ın tipine göre değişiyor. Timer'lar bildiğiniz gibi OB35'te çalışıyor. OB35'te çalıştığı için de bizim bloğumuzu da OB35'te çağırmamız gerekiyor. Hemen block call deyip arkadaşlar herhangi bir block çağırabiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Çağıracağımız bloğu önce burada bir çağıralım. Timer P mesela. Gördüğünüz gibi timer P bloğumuz burada. Timer'ın arkadaşlar FB'si FB5. Hemen onu burada şöyle yapacağız. Var. And var şeklinde burada tanımlayacağız arkadaşlar. Timer'ımda da şöyle gecikme şeklinde bir isim verelim. Eki nokta üst üste FB5 nokta virgül dediğim zaman artık gecikme şeklinde bir timer'ımız var. Timer'ımızın nasıl çağırdığını, yani nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsak, yani inputlarını, outputlarını hemen insert block call kendi projemizin içerisinde arkadaşlar bizim projemizin içerisinde şöyle yapacağız. Herhangi bir projede çağrılmış olan herhangi bir projede bizim projemizin ismine bakalım. SDSTL-MP. Biz masa üstünde default'un altına atmıştık. Gördüğünüz gibi SDSTL projemizi seçiyoruz. Arkadaşlar burada blokların içerisinde FB5'i buluyoruz. Gördüğünüz gibi timer B'miz burada var. Nerede olduğunun bir önemi yok. Sadece input'ların output'larının nasıl çalıştığını görmek için biz böyle bir şey yapıyoruz. Biz bunu sadece gösterme amaçlı arkadaşlar kenarda bulunsun. Biz bu şekilde kullanacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Start verilince bizim çalışımız 5 saniye sonra 1 olsun. Durduktan sonra hemen dursun. Yani 10 delay şeklinde kullanacağız. Arkadaşlar şimdi if start then diyoruz. Ya da şöyle yapalım. Burayı da şu şekilde kapatalım. Böyle bir kurgu kuruyoruz. Yani startı verdikten 5 saniye sonra çalışacak. Durunca hemen dursun şeklinde. Timer P'mizi şöyle yapacağız. Gecikme parantez. Şurayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Bir parantezimiz fazla oldu. Sample time'ımızı yazmamıza gerek yok. Zaten standartta 0.1 gelecek. Arkadaşlar. Onu da siliyoruz. Time 0'ımız, yani süremiz 5 saniye olacak. Modumuz onu da tabii ki nasıl, nereden bileceğiz diyorsanız burada time 0'ın bizim süremiz olduğunu, modumuzun 0, pulse, 1, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde 4 tane timer'ımız var. Biz burada on delay
timer'ı kullanacağımız için 2 yazacağız. Reset kullanmayacağız. Reset o yüzden sürekli 0 yapabiliriz. Input'umuza da start'ımızı bağlayacağız. Output'umuzu da tabii ki çalışa bağlayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi input'umuza start giriyoruz. Reset'imizi sürekli 0 yazıyoruz ve modumuzu da 2 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hemen compile edip devam edeceğiz. Compile ettik. Şimdi start'ı bağlayınca 5 saniye sonra çıkış verecek. O çıkışı da şurada kullanalım. Gördüğünüz gibi start yerine artık ne yazacağız? Timer'ımızın çıkışını. Yani gecikme nokta Q0. Gecikme nokta Q0 varsa çalışımımız 1 olacak. Else 0 olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar compile edelim. Evet, hata verdi. Evet, burayı şimdi unuttuk. Tekrar compile edelim. Hatamızın kalmadığını görüyoruz. Tabii ki tekrar yükleme yapmamız gerekecek. Çünkü fonksiyon bloğumuzun içerisinde değişiklikler yaptık. Bundan sonra son olarak eğer çalışırken yani çalıştıktan sonra I/O eklersek ne olur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar onu da göstermemize gerek kalmadı. Çünkü biz ne ekledik? Timer ekledik. Timer eklediğimiz için de değişiklik oldu. O yüzden options, block types, FB5 değil FB100'ümüzü tekrar import etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu durum eğer şu an simülasyonda çalıştığımız için burası aktif olmuyor. Gerçek CPU'da olsaydı burası aktif olacaktı ve biz burayı tıklayabilecektik. Burayı tıkladığımız zaman arkadaşlar CPU'yu durdurmadan fonksiyon bloğumuzun input output'larında değişiklik, ekleme, çıkarma yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Buna cir modülü deniyor. CPU'yu durdurmadan yükleme yapılabiliyor. Evet, şimdi biz burada yes dersek ne olacak, no dersek ne olacak? No dersek import edemeyeceğiz. Yazdığımız logic aktif olmayacak. Yes dersek tıklayamadığımız için CPU'muzu enter compile, enter download yapacağız. CPU'muz duracak ve kalkacak. Tekrar. Burada gerçek CPU'da olduğu zaman eğer böyle bir şey yapıp enter'e giderseniz bir readback yapmanız gerekiyor. Readback nedir? Online olarak değiştirdiğiniz değerleri tekrar offline olan projenize çekebiliyorsunuz. Böylelikle projeniz hiçbir şekilde etkilenmiyor. Bütün değerleri korumuş oluyorsunuz. Ben şu an çalışan bir projemiz olmadığı için no diyorum. Close diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim şimdi programımız compile yaparken change only kısmı pasif gözüküyor. Entire compile yapacağız. Hemen entire compile'ımızı başlatıyoruz. Hata verdi. Hatamızın ne olduğuna bakıyoruz. DB65. Evet, tekrar bir compile yapalım. Tekrar hata verdi. Evet arkadaşlar, DB65 range'in dışında kaldığını söylüyor. Data block 65'i sildik, tekrar compile ettik. Yaptık zaten. Compile'imizi yaptık. Download olarak tekrar enter yapıyoruz. OK edip programımızı yüklüyoruz. Restart yapacak tekrar CPU'yu. Evet. Tekrar şu anda geçtik. Online oluyoruz. Ve görüyoruz. Şimdi arkadaşlar startımızı 0 yapıp tekrar 1 yaptığımızda bakalım ne olacak. Evet, çalışmadı. 5 saniye saymadı.
Neden saymadı? Time'ımız 5, modumuz 2, resetimiz 0. Start gelince 5 saniye sonra çıkış verecek. Evet, neden çalışmamış olabilir? Hemen çıkış verdiğine göre 11.2 olması gerekiyor. Evet, 11.2. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi timer'ımızın çalışmamasının sebebi sample altered time'ı silmiştik. Sample altered time'ı 0.1 olarak giriyoruz. Ve kalan zamanımızı dışarıda göstermek için bir tane output ekliyorum ve data tipi real olarak zaten burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Data tipini farklı da yazabilirsiniz tabii. Data tipini integer da yapabiliriz. Kalan zaman real olarak bir output ekledik. Onu da zaten kalan alt tere zamanı eşittir. Gecikme timer'ımızın output olan kalan zamanı atadığımızda kalan zamanı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalıştığını tekrar görelim. Startımızı verdiğimizde timer'ımızda kalan zamanımızı 5 saniyeden aşağıya doğru saydığını görüyoruz. Ve 5 saniye sonra çıkışımızın 0 olduğunu, startı kestiğimiz zaman da çalışımızın 0 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir de göstermek amaçlı kalan zamanımızı integer olarak belirlersek arkadaşlar, şimdi compile ettiğimizde hata verecektir. Hatamızın sebebi veri tiplerinin birbiriyle uyuşmamasıdır. Gecikme timer'ımızın çıkışı, kalan zaman çıkışı real, bizim data tipimiz integer. Bunu da şöyle yapacağız. Real'ı alt-integer şeklinde yaparsak, gördüğünüz gibi mavi oluyorsa zaten öyle bir fonksiyonumuz var demektir. Hemen bunu da real alt-integer yaparsak, real olan veri tipimizi integer'a çevirmiş oluyoruz ve doğal olarak hatamız ortadan kalkmış oluyor. Tekrar şimdi arrowlarımızda veri tipini değiştirdiğimiz için arkadaşlar compile ettiğimizde tekrar hata verecek. Bizden fonksiyon bloğumuzu import etmemizi isteyecek. Şu an istemedi. Yükleyelim. Veri tipini değiştirdiğimizde evet gördüğünüz gibi compile ederken değil, download ederken gördüğünüz gibi import etmemizi istiyor. Hemen options'tan, block types'tan FB100'ümüzü hemen hızlıca import ediyoruz. Yine download ederken, yükleme yaparken entire compile ve entire download. Tüm projeyi tekrar compile edip tekrar full download yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii bizim data bloğumuzda değişebilir full compile download'da. Evet, gözlüğümüzü takıyoruz. Arkadaşlar startımızı verdiğimiz zaman kalan zamanımızı gördüğünüz gibi integer olarak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde görebiliyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyoruz.